kocasının 6 ay ömrünün kaldığını öğrendi. Hiç düşünmeden ona karaciğerini verdi. Ancak kocası iyileşir iyileşmez onu aldattı. Yetmedi, evden kovup hamile sevgilisiyle birlikte yaşamaya başladı. İşte bu kadar da olmaz dedirten o aldatılma hikayesi geliyor şimdi ekranlarınıza. 6 ay ömrü kaldığını söylediler. Ben ona ciğerimi verdim. Yaşasın, hayatla mücadele etsin diye nefes verdim ama o beni aldattı. Ölmesin, hayata tutunsun diye karaciğerinden parça verdiği kocası iyileşir iyileşmez onu aldattı. Evden kovdu, hamile bıraktığı sevgilisiyle yaşamaya başladı. Hala benim nikahımın üstünde olmasına rağmen boy boy bir sürü fotoğraflar çekip paylaşıp duruyorlar. Bu kadın bir de hamileymiş. Karnına elini koymuş ve 3. çocuğumuz dünyaya geliyor diye resim atmışlar bana. Melike Özmen 12 yıllık evli 6 yıl önce kocasının 6 ay ömrü kaldığını öğrendi ve hiç düşünmeden sırf o yaşasın diye karaciğerini ona verdi. Ancak kocası iyileştikten sonra iddiasına göre bir işe girdi ve o iş yerinde tanıştığı kadınla karısını aldattı. İddiaya girmişler iki kız arkadaş. İddia uğruna eşimi elde ediyor bir tanesi ve bizim yuvamızı yıkıyor. Eşi bir gün Melike Özmen'in karşısına çıktı. Seni sevmiyorum, evden git dedi. Sonra da aynı evde sevgilisiyle birlikte hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya başladı. Benim eşyalarımı kullanıyorlar, karaciğerimi verdim. Onu gerçekten çok seviyordum. Annesine hakaretler etmeye başladım. Niye? Annesi gidip kızı istemediği için. Evli bir insana nasıl kız isteniliyor bilmiyorum. Şimdi Melike Hanım kayınvalidesinin yanında, kocası ise onların evinde diğer kadınla birlikte yaşıyor ve Melike Hanım'ın iddiasına göre hem o kadın hem de kocası boşanması için onu tehdit ediyor. Çoluğumu çocuğumu rahatsız ederekten hayatımıza zindan ediyor. Hem kocam hem de yanında yaşadığı, birlikte olduğu kadın tehdit ediyorlar beni. Şimdi genç kadının tek isteği kocasının tehditlerinden kurtulmak ve kendine çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurmak. Uzaklaştırma kararı da aldım. Ciğerimi de bir şekilde ondan alacağım.